Fosil yakıtlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Tek tek seçeneklere bakalım. Yer altındaki ölü organizmaların anaerobik şartlarda bozulmalar oluşur. Fosil yakıtlar petrol, kömür gibi yakıtlardır. Ölü organizmaların yıllar süren, milyonlarca yıllar süren zaman içerisindeki bozulmalar ile oluşur. Birinci ifade doğru bir ifadedir. Kömür, petrol ve doğalgaz birer fosil yakıttır. Az önce de söylediğimiz gibi e, kömür, petrol, doğalgaz e, fosil yakıtlarıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Yelilene, yenilenebilir enerji kaynakları e, oluşumu yıllar süren e, enerji kaynakları değildir. Güneş enerjisi gibi, rüzgar enerjisi gibi hiç bitmeyen enerji kaynaklarıdır enerjisini güneşten güneşten alan enerji kaynaklarıdır. Ancak fosil yakıtlar yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bir fosil yakıt değildir? Fosil yakıtları hatırlarsak kömür, petrol, ee, ...doğalgaz birer fosil yakıtlarıdır. Fosil yakıt olmayan sorulmuş. Linyit, kömürün e, süreçlerinden birisidir. Yani bir kömür çeşididir. Fosil yakıttır. Alt bitümlü kömür, yine kömürün e, alt gruplarından... ...kömür oluşumu süresince oluşan kömür çeşitlerindendir. Yani fosil yakıttır. Taş kömürü, yine kömürün bir çeşididir. Fosil yakıttır. Petrol, e, fosil yakıtlardan birisidir. Ancak odun fosil yakıt değildir. Fosil yakıt olabilmesi için canlı organizmaların e, milyonlarca yıl toprak altında bozulmasıyla oluşması gerekir. Odun ise bunlardan birisi değildir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Kömür ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Karbon ve kül bileşenlerinden oluşur. E, kömürün e, ana iki bileşeni, ee, organik bileşikler özellikle karbon ve e, karbonun dışındaki e, kükürt gibi fosfor gibi azot gibi anorganik bileşiklerden oluşur. Birinci ifade doğru bir ifadedir. Yapısında karbon, hidrojen, azot, kükürt ve oksijen elementleri bulunabilir. E, bulunabilir. Ancak karbon, e, kömürün ana bileşen olarak karbondur. Yanında e, hidrojen de vardır. Ancak diğer elementleri de bulunabilir. Üçüncü öncülde kömür içerisinde yanmayan, yanmadan kalan kil, silis, kum ve mineraller külü oluşturur. Karbon ve hidrojen yanar, enerjiye dönüşür. Karbondioksit ve H2O olarak dışarı çıkarken diğer maddelerin yanmasından geriye kalan kül bu ifade edilen minerallerdir. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Buna göre bu maddelerin jeolojik oluşum sürelerinin küçükten büyüğe sıralanışı, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Kömürleşme sürecinde ilk evre e, turbadır. E, i̇lk başta turba yani 2 numarayla gösterilendir. Turbadan sonra linyit oluşur. Birinci evredir. Birinci öncüldür. E, sonra taş kömürü, dördüncü e, verilen bileşik. Verilenler içerisinde kömür kalitesi en yüksek olan ama oluşum süresi en uzun olan antrasittir. Yani 3'tür. Verilen seçeneklere baktığımız zaman sıralamanın B seçeneğinde doğru olduğunu görüyoruz. Kömürleşme sürecinin evreleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Değerli arkadaşlarım, kömürleşme sürecine baktığımız zaman ilk evrenin turba, son evrenin antrasit olduğunu görüyoruz. En genç olan, yani oluşum süresi en kısa olan turba kömürü, en uzun olan antrasittir. E seçeneğine baktığımız zaman linyit kömürü, jeolojik oluşum tarihi bakımından en yaşlı kömürdür ifadesi yanlış bir ifadedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Bir kilogram kömür yakılınca çıkan ısıl miktarına kömürün ısıl değeri denir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Seçeneklere bakalım. Kömürdeki karbon oranı arttıkça kömürün ısıl değeri artar. Kömürde ısı veren ana bileşen karbondur. Karbonun oranı arttıkça kömürün kalitesi artar. Yani ısıl değeri artar. Doğru bir ifadedir. Kömürdeki kül, kükürt ve azot oranları arttıkça kömürün kalitesi düşer. Bu ifade de doğrudur. Kül miktarı arttıkça kalitesi düşer kömürün. İfade doğrudur. Kömür çeşitlerindeki karbon yüzdeleri arasındaki ilişki antrasitte karbon yüzdesi en büyük, en düşük turba kömürüdür. Bu ifade doğrudur. Zaten bu ifade kömürün oluşum sürelerini ifade eder. En uzun oluşum süresi antrasitte, en genç olanı da turbadır. İfade doğrudur. Linyit kömürünün yanması sonucunda yalnızca karbon monoksit oluşur ifadesi yanlış bir ifadedir. Birincisi karbon dioksit oluşur. Bunun yanında karbon dioksitin yanında su oluşur. Ee, karbonun yanında eğer e, kükürt, azot, fosfor gibi elementler varsa bunların oksitleri de oluşur. İfade yanlış bir e, ifadedir. Kömürlerin yanması sonucu karbon dioksitin yanında e, kükürt dioksit ve azot oksitler oluşur. İfade doğrudur. Az önce söylediğimiz gibi sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Motorlu araçlarda genelde yanma ortamında basınç ve sıcaklık yüksektir. Bu durumdan benzin ve mazotun yanması ile açığa çıkan karbondioksit ve suyun yanında bazı zehirli ve çevreye zararlı gazlar oluşur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu gazlardan birisi değildir. Hemen şunu söyleyelim. E, neticede motorlu yakıtlar fosil yakıtları yakarlar. Yani oksijenle tepkimeye sokarlar. Oksijenle tepkimeye girdiği için oluşan ürünler oksit ürünler olması gerekir. Yani bileşiğin içerisinde oksijen olması gerekir. Bu maddelerden birisi c e, CH4 metan gazı olamaz. Metan kendisi bir yakıttır. Yani yanma ürünü değildir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi ham petrolün rafinasyonu ile elde edilen bir yakıt değildir. Burada ham petrol destilasyon işleminden geçirilince kaynama noktasına göre içindeki maddeler ayrıştırılır. Yani petrolün türevleri, petrolün ürünü olması gerekir. Fuel oil, LPG, mazot, parafin petrolün rafinasyonu sonucu elde edilen maddelerdir. Ancak doğal gaz petrolden elde edilen bir gaz değildir. İsmi üzerinde doğal gaz doğada gaz halde bulunan bir yakıttır. Petrolün damıtılmasıyla elde edilen bir madde değildir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Petrol oluşumu ve içeriği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yer altındaki jeolojik katmanlarda gömülü zooplankton ve alkelerin zamanla yüksek basınç ve sıcaklık şartlarında bozulmasıyla petrol oluşur. Bu ifade doğru bir ifadedir. Petrolün oluşumunda e, bitkilerden, hayvanlardan e, oluşan canlı mekanizmaların zaman içerisinde yer altında yüksek sıcaklık ve basınçta e, parçalanmasıyla, bozulmasıyla petrol oluşur. Bu ifade doğru bir ifadedir. Petrolün kütlesinin büyük çoğunluğunu karbon ve hidrojen oluştururken az bir kısmı azot, oksijen, kükürt gibi bazı minerallerden oluşur. Bu ifade doğrudur. E, zaten petrolün kalitesini belirleyen yapısındaki karbon sayısıdır. Ancak yanında azot gibi, oksijen gibi, kükürt gibi bazı mineraller de vardır. E, bu ifade de doğrudur. Petrol oluşturan bileşenlerin tamamı oda şartlarında, oda sıcaklığında sıvı haldedir. Bu ifade yanlıştır katran gibi katı maddeler olabilir. LPG gibi gaz halde bulunan maddeler de olabilir. Dolayısıyla tamamının sıvı halde olduğunu söylememiz doğru değildir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlar tabloda petrolün, ham petrolün rafine edilmesinde e, maddelerin ham petrolü oluşturan bileşenlerinin kaynama sıcaklıkları verilmiş. Kaynama sıcaklığı en küçük olan önce kaynar, gaz hali geçer, ayrılır. Kaynama sıcaklığı en büyük olan en son ayrılır. Bu bilgilerle öncüllere bakalım. Damıtma kulesinin en tepesinden LPG ayrılır. Bu ifade doğrudur. Baktığımız zaman kaynama sıcaklığı en küçük olan LPG'dir. Dolayısıyla ilk başta O kaynar damıtma Kulesi'nin en tepesinden LPG ayrılır. Kaynama noktası en küçük olduğu için birinci ifade doğrudur. Karbon sayısı en yüksek bileşenleri içeren dizel ve fuel oil'dur. Baktığımız zaman dizel ve fuel oil'ün kaynama sıcaklığı en büyüktür. Dolayısıyla karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Landın kuvvetlerinin artmasından kaynaklanan. O zaman e, dizel ve fuel oil'ün e, kaynama noktası en yüksektir ifadesi e, doğru bir ifadedir. İkinci öncül doğrudur. Ham petrol ürünlerinin her birisi birer hidrokarbon karışımıdır. Zaten e, ham petrolde e, karbon ve hidrojen ana bileşendir. Hidrokarbon bu demektir. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Bileşenleri... Ham petrolün bileşenleri karbon ve hidrojenden oluştuğu için bu ifade doğru bir ifadedir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Kömürle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Değerli arkadaşlarım, bütün seçeneklere baktığımız zaman E seçeneğindeki bilgiye bakalım. Kömürün yanmasıyla açığa çıkan karbondioksit miktarı doğal gazın yanmasıyla açığa çıkan karbondioksitin yarısı kadardır. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Çünkü doğal gazın içerisinde metan, etan, e, C2H6 ve az miktarda da propan, C3H8 vardır. Doğal gaz, çevreyi kirletme açısından, yani ürettiği karbondioksit açısından kömüre göre daha temizdir. E, dolayısıyla açığa çıkan karbondioksit miktarlarını kıyasladığımız zaman doğal gazla kömürün Kömürün açığa çıkardığı karbondioksit miktarı daha fazladır. Yarısıdır ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Ham petrol, doğalgaz ve kömür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Doğalgaz metan, etan ve propan gazları karışımıdır. Bu ifade doğru bir ifadedir. Doğalgazı oluşturan 3 e, ana unsur e, metan etan yani ilk 3 e, hidrokarbon ilk 3 alkandır ifade doğrudur. Petrolün damıtılma kulesinde en altta kalan asfalt ve parafinin kaynama noktaları yüksektir. E, petrol damıtılmasında kaynama noktası en yüksek olan en üstten çıkar. E, kaynama noktası en büyük olan en altta kalır. Bunlar da asfalt ve parafindir doğru bir ifadedir. Kömür türleri arasında ısıl değeri en yüksek olanı antrasittir. Ee, en uzun oluşma süresi zaten antrasitindir. Ee, antrasitin e, karbon oranı en yüksektir. Isıl değeri, verdiği birim kütlenin ısıl değeri en fazladır. Doğrudur. Ham petrol, doğalgaz ve kömür yenile, yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Çünkü bunlar fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların oluşma süreleri çok uzundur. Yüz binlerce yıl alır, milyonlarca yıl alabilir. E, yenilene, yenilenebilir enerji kaynaklarının böyle bir e, durumu olamaz. E, güneş enerjisi gibi, rüzgar enerjisi gibi, dalga enerjisi gibi e, oluşumu e, çok kısa süren, hatta e, oluşumu için herhangi bir zamana ihtiyaç olmayan Enerji kaynaklarıdır, yenilenebilir enerji kaynakları. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifadedir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır.